Merhaba Da Vinci Resolve severler. Bu dersimizde Da Vinci Resolve Fusion ile yuvarlak yazı efekti nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Hani bununla neyi kastediyorum? Diyelim ki bir daire var ve bu yazımız dairenin etrafında gezinecek. Bunu yapabilmemiz Fusion'da oldukça kolay, oldukça basit bir çalışma. Şimdi öncelikle videomuzu şöyle bir seçiyoruz. Buna sağ tıklıyoruz üzerine ve New Fusion Clip diyerek bunu bir Fusion Clip haline getiriyoruz. Videomuzu seçiyoruz ve Fusion'a geliyoruz. Aslında seçmemize de çok gerek yok. Artık o bir Fusion Clip haline getirildi. Buraya tıklıyoruz. Evet, Fusion alanına geldik. Şu an için ekranı tekte tutabilirim. Hani bazen iki ekranı beraber kullanmamız gerekebiliyor. Şu an için ihtiyaç duymuyorum. Şimdi buraya bir tane yazı ekleyeceğim. Text var bakın burada. Şöyle birazcık yaklaşalım. Bunu sürüklüyorum. Şöyle şu ortaya bırakıyorum. Şimdi artık yazıyı buraya eklemiş olduk. Bu teksti şöyle aşağıya bir yere alabilirim. Bunun üzerine tıklıyorum. Şimdi ben buraya ne yazacağım? Buraya büyük harflerle doğayı koruyalım yazacağım. Evet, yazıyı yazdım. Şu anda başka bir ayarla uğraşmayacağım. Daha sonra bunlarla ilgilenebiliriz. Şimdi şöyle bir ayarımız var. Buraya bir geliyoruz ikinci kısmımıza. Bu da layout bölümü. Layout'ta ana alt bölümünde type vardır, tür vardır. Burada yazımızın türü, tipi point'tir, noktadır. Bunu biz circle'a alıyoruz. Yuvarlığa alıyoruz. Bakın şu anda yukarıda yazımız şöyle bir hani kavisli bir hal almış oldu. Şimdi burada neler yapabiliriz? Bakın aşağıda bunun merkezi var. Hani merkezini nereye taşıyacağız? Diyelim ki biz tam anlamıyla buradaki sincapın çevresinde oluşturmak istiyoruz yazımızı. Buraya alabiliriz. Genişlik var. Genişlik birazcık yukarıya alıyor. Bakın bu arada resetlemek için şurada küçük noktalar oluşur. Bunlara tıklayarak eski halini alabiliriz. Bakın tıklıyoruz. Eski değerini alıyoruz. Bir de perspektif değeri vardır. Bakın şöyle perspektif de bunu hani sanki küçültüp büyütüyormuş gibi bir etki veriyor. Bununla şu anda işimiz yok. Şöyle bir rotation var. Bakalım burada döndürme. Bununla animasyonumuzu yapacağız. Burada x eksenini de döndürebiliyoruz. Bakın şöyle. Yani öne ve arkaya doğru gidiyormuş gibi oluyor. Bunu istemiyorum. Y ekseninde de böyle dönebiliyor. Bunu da istemiyorum. Ben z ekseninde döndürmek istiyorum. Şimdilik bir sıfırlayalım. Bu yazıyı birazcık daha büyütemez miyim? Şurada bakın bir size vardır. Boyut. Buna şöyle 1.2 değerini veriyorum. Yazıyı birazcık daha büyütüyorum. Şöyle bunun üzerine gelelim. Bir bakalım. Biraz daha şöyle büyütmek istiyorum. Şu kadar büyütelim. 1.8 büyük gibi oldu ama. Şöyle 1.5 değerini şimdilik bir girelim. Bu da Center Z'yi birazcık şöyle bakalım aşağıya alalım. Gerçi burada Center Z'yi aşağıya aldığımız zaman yazının büyüklüğünü koruyamıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Size'ı ve Center Z'yi aynı değerde tutabiliriz. Ya da bunu birazcık daha şöyle dışa alalım. Yazının büyüklüğünü buradan bir belirlemeye çalışalım. Belki buradan büyütürsek çok daha büyük bir yazı elde ederiz. Bakalım. Evet, görüldüğü üzere buradan yapmak çok daha uygun oldu. Doğayı koruyalım dedik. Birbirine birazcık şöyle yaklaştırmış olduk. Bakın diğer seçeneklerimiz de var. Örneğin tracking gibi. Bakalım bu ne yapıyor? Bu da mesela harfleri birbirine karıştırıyor. Belki bununla da ilgili bir animasyon oluşturabiliriz. Şimdi şöyle bir bunu geriye alayım. Kontrole basılı tutuyorum. Birazcık geriye alalım. Bakalım yazımız çıkmasın dışarıya. Yani şuradaki videomuzun dış boyutlarından dışarıya taşmamış olsun. Böyle tutalım. Şu anda bu şekilde güzel. Tekrardan layout bölümüne gelelim. Buna bir animasyon ekleyeceğiz. Bunu bu şekilde döndüreceğiz. Ben şöyle döndürmek istiyorum diyelim ki. Bakalım. Öncelikle bu haliyle bir kalsın. Doğayı koruyalım. Bakın burada ben bir animasyon oluşturacağım. Örneğin ne yapacağım? Z ekseninde döndüreceğim. Bunu öncelikle şurada bir yerde alabiliriz. Şöyle dursun. Mesela -73'te şu an için bir tutalım. Şöyle burada dursun. Hani doğa yazısını buralarda bir yerde görelim. Şimdi ben buraya bir tane animasyon karesi ekleyeceğim. Anahtar kare ekleyeceğim buraya. Ekliyorum. Sonra ne yapabiliriz? Videonun sonunu alalım. Bu sefer buraya bunu döndüreceğiz. Eksi değerler vermemiz gerekiyor. Bakın eksi değerlerde
Burada soldan sağa döndüreceğiz. Örneğin buna eksi 360 değerini bir girelim bakalım nasıl bir etki verecek. Aslında daha büyük bir değer vermemiz lazım. Çünkü eksi 75'ten başlattık ama fikri almışsınızdır. Bakın başa aldım, oynatıyorum. Bunu büyük bir şekilde görmek için Color'a gelelim. Çünkü Fusion'da biraz yavaş oluyor. Color'da Ctrl F ile tam ekran yapıp bir görelim, oynatalım. Burada genelde takılmadan oynatabiliyoruz. Bakın şöyle gayet güzel. Hatta biraz ortalaya da biliriz zannedersem. Tekrardan Fusion'a gelelim. Text'i seçelim bu text'i. Şöyle en başa tabii animasyonumuzu alalım. Şuraya bir yere birazcık taşıyabiliriz. Yani sincabı da yazımız tam anlamıyla ortalamış olsun. Tekrardan burada bir ön izleme yapalım. Fusion alanında ön izleme özelliğini bekliyorum. Nedense Fusion'ın tekli paketindeki gibi tam ekran yapamıyoruz. Umut ediyorum. Hani bu özelliğe kavuşuruz. Bakın. Doğayı koruyalım yazısını oluşturmuş olduk. Şimdi bu biraz yalın oldu. Gelin bir de buna animasyonu başa alalım. Bir tane glow'e ekleyelim. Yani yazımız biraz parlak olsun. Ctrl'e ve ya da Shift'e ikisi de oluyor. Boşluğa basalım. Burada araç kutumuz açılır. Buraya glow yazıyoruz. Glow en üsttekini seçiyoruz. Şöyle add diyoruz. Bakın burada aslında videoya eklemiş olduk. Bunu istemeyiz. Geriye alıyoruz. Text'i seçiyoruz. Bu glow'u text'e ekleyeceğiz. Tekrardan şöyle glow'u yazalım. Glow çıksın. Bakın şimdi yazının etrafında oluştu bu parlaklıklar. Eğer bunu videoya bağlarsak videoda parlaklıklar oluşur. Bunu istemiyoruz. Şimdi yazımızı da böyle bir değiştirelim. Yazının rengini, metin özelliklerine gelelim. Ne belirleyebiliriz burada yazıya? Tabi sarı uygundur. Hani doğayı daha iyi betimleyebilmek adına. Ya da yeşil de yapabiliriz ama yeşil biraz boğacaktır. Çünkü arka tarafta ağaçlar var. Şimdi burada yeşil rengini verdik. Glow'a tıklayalım. Glow'a tıkladıktan sonra sağ tarafta hemen araç özellikleri zaten açılır. Glow size var. Buradaki parlaklığın boyutu. Bakın bunu istediğimiz kadar artırabiliriz. Resetliyorum. Bu yeterlidir. Birazcık artırabiliriz. Şöyle hafiften artırabiliriz. Burada 12 değerini verelim. Glow değeri var bakın burada mesela 0.8. Glow'u birazcık artırabiliriz bunu da hafiften. Şöyle. Bakın burada biraz daha artırırsak iyice parlaklığı vermiş oluruz. Şöyle bir bakalım. Tekrardan Color bölümüne bir gelelim. Bir bakalım. Evet, doğayı koruyalım. Tabii tercih tamamen burada size kalmıştır. Abartılı buluyorsanız sizler değiştirebilirsiniz. Başkaca neler yapılabilir derseniz bunu süslemek sizin elinizdedir. Mesela tekrardan tekste geliriz. Animasyonu bir başa alırız. Şu bölümde miydi? Tam olarak bakalım bir. Burada bir yerde perspektifte miydi? Genişlikte miydi? Bir bakalım. Burada bir yerdeydi ama zannedersem tekst bölümünde line spacing var. Evet bu değil. Bir bakalım. Bir yerde bir değişiklik yapmıştım. Tracking'de. Mesela tracking. Örneğin bunu şöyle ilk başlarda yine animasyon haline getirebilirsiniz. Mesela bunu şöyle birazcık artırırsınız. Bunlar birbirine karışık bir halde dururlar. Örneğin şöyle. Bunu bu şekilde örneğin bir tane buraya animasyon karesi ekleriz. Sonrasında videonun ortalarına bir yere, şuraya bir yere geliriz. Örneğin 120'ye, 130'a vesaireye buralara geliriz. Bakın buradan da değer girerek hani bunu taşıyabiliriz animasyonun. Oynatma başlığını buraya getirebiliriz. Burada bunu eski haline alırız. Artık başlangıçta bu biraz karmaşık olur. Bakın şöyle Color'a gelelim. Tekrardan bir ön izleme yapalım. Burada başlangıçta biraz birbirine girmiş gibidir. Oynatalım. Bakın yavaş yavaş bunlar böyle hani iç içe geçer ve artık tam anlamıyla yuvarlak hale gelir ve animasyon devam eder. Böyle bir etki de verebilirsiniz. Burada abartılı buluyorsanız bunu hemen yazının geçmesini istiyorsanız text bölümünde şurada buradaki animasyonu taşıyabilirsiniz daha geriye bir yere. Evet burada sizler de çok daha farklı efektler oluşturabilirsiniz. İsterseniz bunu beğenmediyseniz tamamen böyle bir animasyonu da eklemeyebilirsiniz. Fusion çok geniş arkadaşlar. Fusion ile ilgili derslerim olacaktır.
Bazen benden hani bu noktada istekler geliyor, farkındayım. Zaman içerisinde bunları da ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, bir DaVinci Resolve Fusion dersinin daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın diyorum.